geliyor, geliyor. Vallahi teşekkür ederiz arkadaşlar, beğendiyseniz destekleriniz için. Sağ olunuz efendim. Reddit falan diyorlar ama Reddit'e bugün mü bakalım ya? Yok yok, ona sonra bakalım. Reddit'e sonra bakalım arkadaşlar ya. Bugün biraz böyle oyun boyun bir şeyler yapalım yani. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bu çizim yapalım mı çizimi? Verdik mi? Olur. Haydi çizim o zaman olur. Ya. Başka ne demiştik lan? Ben bir şey daha demiştim. Sanat. GeoGuessr. Virtual Vacation. Hala. Vacation. Ne? Yok. Konuşacağım. O nasıl bir konuşma stili ya? Konuşamadım işte. Bu ne? En çok kıskanılan burçlar. En çok kıskanılan burçlar. 6 burç. Tahmin et çağırı. Tahmin ediyorum en çok kıskanılan burçlar. Oğlak. Oğlak, koç. Boğa. Yengeç, oğlak, koç, boğa, yengeç, terazi, ikizler. Kaç tane burç var ki zaten? Boğa. Akrep dedim. Koç dedim. Aslan dememiştim. Başak. Burç işareti ne abi? Hadi o da sizin tamam. Burcunuz olsun diye, ayıp olmasın diye mi? Bilmem yapan kişi de sayamazmış alttan. Öyle işte arkadaşlar ya, benim de babam bana yeni bir araba almayı düşünüyor da onu bekliyorum ben de. Oo kanka hayırlı olsun. Hayırlı olsun kanka. Ümit Bey rahatsız ettim, kusura bakmayın. Koridoru temizledim. Eğer odanız müsaitse odanızı temizleyeceğim. Müsait Mahmut amca. Peki Ümit Bey, ben odanıza geçiyorum. Hasan, oğlum nasılsın? Ne oğlum amca, herhalde başkasıyla karıştırdınız. Allah Allah ya. Hasan, kanka nereye gidiyorsun ya? Neyse Ümit Bey, ben odanıza geçiyorum. Bir dakika Mahmut amca. Mahmut amca, sen Hasan'ı tanıyor musun? Evet, oğlum olur kendisi. Mahmut amca, senin ama yapacağın işi şimdi sikeceğim, çok ayıp edeceğim ya. Ulan çaktırma madem ya Mahmut amca senin oğlunsa. Çocuk orada şey oldu, çekindi. Ha o orospu çocuğu babasının utanması çok ayrı bir konu Mahmut amca. Ama sen madem çocuğunu anla artık ya. Evde rezil oldum diye ağlayacak şimdi anasına. Şerefsiz o çocuk, apayrı bir şerefsiz. Ona bir bak lafım. Selamünaleyküm. Sen Mahmut amcanın oğluna niye orospu çocuğu dedin ya? Hayır çocuk apayrı bir şerefsiz. Ama Mahmut amcamın yaptığı da bir o anı bir götür Mahmut amcam yani. Şerefsiz, onunla sonra evlatlar ret mi ediyorsun? Ne bok yiyorsan yap. Mahmut amca, oğlunsa neden sana böyle davrandı? Ben onu okutmak için bu işi yapıyorum. O da benden utanıyor. Ben bu işi yaptığımdan dolayı. Şimdi Mahmut amca, sen bu işi yapıyorsun diye senden mi utanıyor? Mahmut amca, senin gibi babaya kurban olunur. Bomboş bir hayat ve yine masam süslü kadehlerle. Biraz demli kafam. Ne oldu şimdi acaba yani? Oğuz da anlamadıysa. Abi dip Türkiş web diyorlar. Çok küfürlüdür oğlum o ya. Kanalı anlat. Yok ya bu sefer. Bak kanalı anlatacak o. Bak ben orasını kanalı anlatacağını düşünüyorum ya. Bu sefer küfür hiç kullanılmamış. Harbiden sanatsal olmuş yani. Bahar. Yumuşak gele dedi. Bahar. Gel. Hatırladın mı beni? Nasılsın, iyi misin? Duyduğuma göre evlenmişsin dediler. Evet, evlendim. Hatta... Haydi gidelim anne. Bu amca kim? Adın ne senin delikanlı? Benim adım Rüzgar amca. Allah başlasın. Sağlıcakla. Haydi kendine iyi bak delikanlı. Rüzgar, senin niye tişört yırtık? Zaten yeter kadar üzülmüştük aman okum. Bir de üstüne başının yırtık olması daha da üzdü bizi ya. Aşkım, bir gün çocuğumuz olursa ismini Rüzgar bırakalım mı? Tamam canım. Bırakalım mı ne demek ya? Harbiden de. Aynen. Kekik ve pul biber de üstüne. Kekik ve pul biber de koy üstüne. Anladım, üstüne bırak. Kaça bırakırsın? Bırakalım. Sıkıldı ruhum.
Bahar. Estağfurullah ya. Ne? Kızlar kızlar toplanın, günaydın benim. Abi bu çok iyi bir vlog ya. Bugün benim günü, Paşa'nın kredi kartını çalıyorum ve aşağı düğmeye gidiyorum. Kimin kredi kartıymış? Umarım arkadan göstermiş. Paşa mı? Anahtarımı da aldım. Sinsi bir şekilde bümün yolunu tutuyorum. Sinsi. Burada kapımı gizli gizli. Bulunuyorum. Bu arada aradan çıksın. Ayakkabışlarımı giyiyorum ve... Ayakkabış. Asansörüm canım, asansörüm. Sonuncu katta mı iniyor? Asansöre biniyoruz ve sıfıra iniyoruz. Kendimi gösteriyorum bu arada. Keyifli. Keyiflidir. Çok mutlu. Binanın içine asansörden çıktık ve bina kapımız çok güzel dercesine iniyoruz ve gösteriyorum. İkinci cam pimapem bizim. Hızlı adımlarla bir mail ellemem lazım. Sabaha kadar uyumadım. O fincan takımlarını kimseye yedirmem lazımdı. Allah'tan ki var, kaldı. Kaldı yani. Dört tane gelmiş. İki renkli, iki sade. Renkleri kaptım. Allah'ım. Ya bu sene niye vlog çıkıyor? İsmin ayaklarım yere basmıyor. Uçuyorum. Bura biraz rampa çıktım. Çok hafif bir mail. Alacağını yukarı bilen bilir. Böyle. Burası sağlık ocağımız. Evime de çok yakın. Evet, senin övmüş peşinde. Ondan sonra burada geçtim. Kız ana, herkes Allah hiç kaydesi versin. Dolmuşlar otobüsler, vızır vızır. Zor geçtim karşıya. Burada da böyle giden işe giden milleti çektim. Ya bu çekmiş sonradan seslendirmiş ya. Rahat rahat seslendirmiş. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Hayırlı işler versin inşallah. Ve BİM'ime gelmiş bulunmaktayım. Burada bir teyzeyle tanıştık. Ankara Kıbrıs köylüymüş. Yelek almaya geldim kızım diyor. Benim derim fincan takım almaya geldim. Bak şimdi. Sohbete daldık burada. O da bak şu yeleği almaya geldi. Yeleği diyor bana diyor. Kapalım tamam mı diyor. Ben de tamam dedim. Ondan BİM'in personeli kapıları açtı. Güzel bir kız. Tam bu aradığım blok işte bu. Çekemedim yani telefon. Burada da Elif'im zayıflamış da. Devamı nerede? Çok sarmıştı ya. Nerede? Devamı nerede ya? Elif'im zayıflamıştı. Bir aşağı baksana abi. Devamı olabilir belki. BİM'in personeli kapıları açtı. Devamı var. Ve burada... Hemen fincanları kaptım. O arada çekemedim yani telefon. Burada da Elif'im zayıflamış da. Bu kız bak 120'den 80'e düştü. Sabunluklar vardı. Güzel kupalar. Ha, benimkilerin sadeleri kaldı. Kim alırsa alsın artık. Umurumda değil. Eski işte böyle gold renkli tellerden vardı. Çok güzel. BİM'in bu sene bu haftaki ürünleri çok güzeldi. Eve geldim ya paşa uyuyordu. Yatağın üstüne. Bunu da aldım kızlar. Bu kazağı da alacaktım. Hiç hoşuma gitmedi. Ve kasaya gidiyoruz ve aldım, eve gidiyoruz. Getirdim paşanın üstüne bir attım. Ne aldın böyle 280 milyonluk diyor. Dedim ben de böyle bir şeyler aldım. Ve hadi bana hayırlı olsun. Geldim. Aa, evin... Nasıl yapmış lan? Efsane. Aa, şok oldum. Çok iyi ya. Kızlar kızlar topla. VBX 10 kişi abonelik gönderdi. Çok teşekkür ederim VBX'im. Çok sağ ol. Arda Yıldız 5 lira demiş. Abim elektro sever misin? Elektro bayılırım ya elektroya. Ama link gelmemiş kanka. Bitişik göndermişsin. Birbirine girmiş kelimeler. Lütfen. Ortaya karışık komik anlar. Katman edit. Buna bakalım mı? Daha sonra mı bakarız? Ona sonra bakalım istiyorsan, bir klitoris sokana bakalım. Hindistan, hijyen denince akla gelen ilk yer olan Hindistan'dan. Çok iyi yapıyor abi bunlar ekmeği bu arada. Çok mu iyi yapıyor? Yerde yaptı lan. Bak izle. İnanılmaz iyi. Çimento lan o. Ne oluyor lan? Bu ne? Oğlum bu ne ya kanka? Bu ne ya? Mami.
ayakta da İstanbul oldu. Kim yolda abi? Oğlum ayak ekmek değil mi yarısı ben? Evet, küçük mi oluyor burada? Allah belanı vermesin ya. Poğaça gibi mi bu? Karaman, bunların hepsi niye sana benziyorlar? Çağır abi iznine beni bu işe daha çekip küfür ediyorum. Tabii. Tabii. Bu kasadaki paralar niye eksik lan? Vallahi patron görmedim ben. Sabahtan beri mal diziyorum. Patron kesin bu yeni eleman çalmıştır. Abi ne saçmalıyorsun? Ya nasıl haksızlık yapmam? Gözüm üzerinde adam akıllı çalış. Oğlum sakın sesini çıkarmıyorsun. Abi ne yapıyorsun? Sus lan attırım seni işte. Oğlum para niye eksik yine? Patron ben sana diyorum bu çocuk alıyor diye. Bu da müşteri mi çalışan mı anlamamış anlamamış. Daha işe gelmiyorsun kovuldun. Patron annemin ilaç masraflarını biliyorsun yapma. Ne yapayım lan sese çık. Oğlum para niye eksik lan yine? Patron dükkan anahtarları kalmış onu bırakmaya geldim. Tekrar çalışmak ister misin? Yok para ihtiyacım kalmadı ki annem öldü zaten. Ha? Bu mu yani amına koyayım? Çık. Bu saçma bir video ya. Bu kasadaki Evet, estağfurullah. Oo, Umut abi araba çekmişsin. Efsane bir şey. Tabii oğlum, ne sandın lan sen abini? Abi nereden buldun ya? Karıştırma orasına, gel benimle. Abi efsane bir şeymiş ya bu. Ya abi sana bir soru soracaktım. Sen kaç yıldır sigara içiyordun ya? Bir 15 yıldır içerim oğlum. Şu 15 yıldır şu sigarayı içmeseydin şurada görmüş olduğum benzinlik senin olabilirdi. Hatta bu araba bile. Sen içiyor musun lan sigara? Yok abi içmiyorum. Peki şöyle bir araban ve şöyle bir benzinliğin var mı senin? Yok. O zaman ben lüksüz. O gördüğün benzinlik de benim. Şu an bulunduğum bu araba da benim. O nasıl bir tepki oğlum ya? Demek ki bunlar izleniyor ya. Ne de zor. Bir anda. Çok iyi topçuydu harbiden ya. Ah be abi. Bir yılda nasıl yaşlandı da. Bir şey söyleyeyim mi? Daha iyi olmuş gibi lan. Bir tarz olmuş. Adam bir senede yok olmuş. Bana benzemiş abi. Kafam bir konuda çok karışık. Onu düşünmeye çalışıyorum. Mesela de söyleyeyim. Şimdi ben bu sene 12. sınıfı bitiriyorum. Üniversite başvurularım hani bir aya başlıyor. Essay'imi yazıyorum. Ve ben Miami'de kalmayı düşünmüyorum. Çünkü Miami gerçekten çok 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 sıcak bir yer. Ve ben sıcak sevmem. Böyle kar, kış, soğuk, fırtına sevmesin. O yüzden Miami'de kalmayı düşünmüyordum. New York diye düşünüyordum. Ama New York çok tehlikeli. Hani Subway'de bıçaklanıyorsun ve hani böyle hayatına sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorsun. Hani aşırı tehlikeli. Ama yine de New York olursa da kalırım. Chicago'yu düşündüm. Chicago da New York gibi ama daha az tehlikeli ve arabayla... Dertlere bakar mısın? Ulaşım sağlayabiliyorsun ki ben yürüyerek sevmem. Arabayla şey yapıyorum. O yüzden Chicago'yu düşündüm ama Colorado'yu da düşünüyorum. Çünkü Colorado'da soğuk bir yer ve ben soğuk çok seviyorum. Ama şimdi ben tıp okumak istediğim için 4 sene boyunca tıp okuyamayacağım. Üniversitede başka bir major okumak zorundayım. Ben mesela örnek veriyorum atıyorum. Biyokimya okuyacağım 4 sene boyunca ve bu sürede pre-med yapacağım. Yani tıp öncesi bir programı alacağım. Sonra bir sınava girip sonra tıpa gireceğim. Yani bu sırada diyorum ki bu sırada acaba Miami'de bir üniversite mi? Çünkü Miami'deki üniversitelerdeki parti, eğlence, ortam gerçekten hiçbir yerde yok. Los Angeles'ta da yok yani. Ve hani Miami'nin ortamını herkes hani az biraz biliyordur yani aşırı tabii böyle canım, hani. Biliyoruz. Miami insanlar zaten genelde okumaya değil hani klublara partilere gidiyorlar. Evet. Ailem beni ama lisede Miami'ye gönderdi. Teşekkür ediyorum. Doğru. Yani yine de eğlenceli bir deneyim. Yani o yüzden bu 4 sene boyunca çok böyle yoğun bir tıpta olmayacağım için diyorum ki hani eğlenceye şey yapsam sonra oradan transfer mi olsam. Ama bu sıcağı bir sene daha katlanabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden hani aşırı böyle... Abi ama... Vallahi beni de sıkıntıya soktu ya. Nasıl çözelim ya olacağız abi? Bu derdini, bunun derdini çözelim ya. Abi ben de Miami'yi düşünüyorum. Ha Miami'yi düşünüyorsun sen öyle mi Hasan? Essay yazdın mı sen Hasan? Ben de Miami
Olmaz mı? Seni bak olur. Bırak bak Miami'yi bırak geçtim Miami'yi. Seni var havaalanına sokmazlar ya. O kadar söyleyeyim. Hani bırak uçmayı gitmeyi falan geçtim yani. Sen havaalanına almazlar seni ya. Kardeşim benim. Arizona taraflarına gitsin ya. Oralar daha iyi. Ya göndereceğim Meksika'ya amına koyayım. Kartel üyesi yaptıracağım. Bu ne ya? Bakalım nasıl yapıyorsun? Ya oy. Aa, bu ne ya? Güzel. Halis mi? Ya, kafa ya. Geçmek mi acaba? Başka ülkede yaşayamam ya. Harikasın. Güzel. Peki geçmiş olsun. Ne ya bu? Yap bakalım nasıl yapıyorsun? Oğlum bu nasıl bir yetenek ya? Ya kardeşim bak Dipdürk iş web çok mu küfürlü? Hiç değil. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.